Atelye Çalışması 2 kitabında 3. ünite olarak metallerin elektriksel iletkenliği konusu işlenmektedir. Bu ünitenin başlıkları teorik bilgiler, deney düzeninin kurulması, deneyin yapılışı, deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu deney size ne kazandırdı bölümlerinden oluşmaktadır. Ünitenin ünitedeki amaç elektrik akımı ve yoğunluğu direnç ve ohm yasası, öz direnç, dört uç tekniği, metallerin iletkenliklerinin ölçülmesi konularında bilgi sahibi olmak. Özellikle metallerin iletkenliklerinin ölçülmesi öğrenciler için ilginç olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü yalıtkan veya e, direnci çok yüksek materyallerin direnç iletkenliklerini ölçmek metallerin iletkenliklerini ölçmekten daha kolay. Ancak metallerin iletkenliklerinin ölçülmesi sizler için umarım daha ilginç olacaktır. Kitapta teorik bilgilerin yanında deney düzeneklerinin nasıl kurulacağı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Deneylerin kurulumu sağlandıktan sonra deneylerin yapılması ve değerlendirilmesi konularında da ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. Uygulamalı çalış, uygulama çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla deneyler ayrıca hocalarımız tarafından yapılmış ve bunlar videolarla kayıt altına alınmıştır. Bu videolar internet ortamında YouTube atölye çalışması 2 deney 3 başlığı altında deneylerin kurulması, deneylerin yapılışı hakkında teorik ve pratik bilgileri bulabilirsiniz. E, bu derse ait bir sınav olmadığında yapılacak uygulamalar sonucunda hazırlanacak raporlarla birlikte bir not takdir edilecek. Dolayısıyla bu ara ve dönem sonu sınavı için kullanılacaktır. Fotoğrafta e, atölye çalışması iki metallerin ele elektriksel iletkenlikleri ünitesine ait bir raporun ön yüzü görülmektedir. Kısaca anlaşılacağı üzere burada veriler bir çizelgede toplanacak. Hatta bu veriler kullanılarak bir grafik çizimi istenebilecektir. Yapılan bütün bu çalışmalar sizinle birlikte bulunan gözetmen hocanız tarafından değerlendirilecek ve bu not hanesine not olarak yazılacaktır. Bu not daha sonra ara ve dönem sonu sınavları için kullanılacaktır. Uygulama çalışmalarına gelmeden önce üniversitemiz web sayfasında bulunan e-kampüs linki kullanılarak teorik bilgiler ve uygulamalar hakkında tartışmalara katılabilirsiniz. Bunlar bizim için oldukça önemlidir.